Merhabalar, Victoria ile Osmanlı ile kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık en son? Üniversiteler inşa ediyorduk, iki tane dokuma fabrikaları yapacaktık. Şöyle zamanı da hızlandıralım. Bakalım. 25 yılımız var şu anda görevi tamamlamak için. Bakacağız. Şimdi yapacak çok işimiz var aslında. Osmanlı Devleti ile yapacak çok işimiz var. Şimdi ordumuz modern hale getirilecek. Ordumuzu modern hale getirmeye çalışacağız. Düzensiz piyadelerimiz var. Halt piyadelerimiz var. Dökme topçularımız var. Bunları modernize etmeye çalışacağız. Mustafa Reşit Paşa tarafından atanan bürokratlar kanununun konuşması sırasında bir anda halkla arasını açacak bir hal almış konuşma. Şu atanan bürokratlar kanununu bir geçirelim inşallah. Geçirebilirsek aydınları güçlendireceğiz. Bakalım deneyeceğiz. Bu kanunu geçirmeye çalışacağız. Birleşik Devletler bize rekabet ilan etti. Biz de onlara rekabet ilan edelim. Mısır Savaşı'nda bize karşı çıkarlar mı acaba? Şöyle vergileri biraz yükseltelim. Çok işimiz var bu devletle çok. Devlet-i Aliye Osman. Devlet-i Aliye Osman. Tunus. Tunus'u dominyonumuz haline getirebiliriz. Ve bize artık vergi verecek. Tunus devleti şu mouse'la gösterdiğim bölge. Bize artık vergi vermekte. Yerel yöneticiler aydınların mensuplarından oluşan falan filan diye gidiyor. Aydınların gücünü biraz daha arttıralım. Aydınların gücünü arttıralım. Ve üniversitelerimizi kurduk. Üniversitelerde kuruldu. Devlet-i Aliye Osmaniye'de. İki adet üniversite kurduk. Tabii bu iki adet üniversite kurmak neye yarayacak? Niteliklerin biraz daha hızlı gelişmesini sağlar diye ümit ediyoruz. Şimdi gelir getirecek fabrikalara ihtiyacım var. Gelir getirmiyor tabii hiçbir şu an çünkü nitelikler az. O yüzden birçoğu gelir getirmiyor aslında. Şu tombukçuluk kampından yapalım. Konya'ya yapalım bir adet. Onun dışında başka bir şey yapamıyoruz zaten. Şu an nitelik yok. Niteliklerini geliştirsinler diye hüküm de verdik yani devlete, Hüdaviye-Niger bölgesine, diğer bölgelere sosyal hareketliliği destekle diye hükümler de verdik ama tabi kolay değil. Niteliklerin gelişmesi için tabi varlık seviyelerinin artması lazım. Zaman geçmesi lazım, uzun lafın kısası. Zamanla olacak işler bunlar.
Bizim Aydın'a kurduğumuz üniversite, Aydın'a mı kurmuştuk biz üniversiteyi? Aydın'a kurduğumuz üniversite dolmuş mu? Dolmuş. 10 bin kişilik kadro dolmuş. Allah'a şükürler olsun. Güzel yani bu nitelikleri biraz daha hızlandırabilir. Bu arada Rusya savaşa girdi. Avusturya ile savaşa girdiler zannedersem. Kıyafet fabrikaları yapılmaya devam edecek. Pazarımızda neler ne var ne yok acaba? Pazarımız yani çay satıyoruz. En iyi yaptığımız şey şu an çay satmak. İngilizlere çay satıyoruz. Bu şekilde yani pazarın ahvali. Alet eksiği var, demir eksiği var, kıyafet, mobilya eksiği var. Kıyafeti daha da arttırmanın bir yolu yok mu acaba? Kıyafeti daha da arttırmanın bir yolu yok mu? Şu an o zamanla artacak onu. Tomrukçuluk kampları çalışıyor, tamamdır. Biraz borca giriyoruz sanki. Gelirimi biraz da arttırmaya çalışayım. Bu neyden kaynaklanıyor gelirin böyle düşmesi? Yani ordu çıkarmaya çalıştığımızda inanılmaz bir gelir düşüklüğü yaşanacak gibime geliyor. Bürokrasi eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Gelirimizin böyle. Giderimizin olması. Ben Mustafa Reşit Paşa. Ataman bürokratlar kanunun çıkarılmasını savunduğu coşkulu bir konuşma yaptı İstanbul meydanında. Halkın önüne çıkarak. Bakalım İngilizlerle bir anlaşma yapabiliyormuş. Şu an olmuyor. Şu an için erken. Ticaret anlaşması yapamıyoruz şu anda ama tamamdır. %72'ye çıktı değerlendirmede şu an kanun. Daha bir anda 15 bine çıktı gelir. Tekrar mı düşecek acaba? İnşaat sektörü zayıfladı. İnşaat sektörü boşa çıktı o yüzden böyle oldu. Şimdi hemen şey yapalım. Batı Trakya'ya İki tane devlet yönetim binası. İki tane devlet yönetim binası yapılsın. Bürokrasi açığı var imparatorlukta. Bürokrasi açığı. Kapatmaya çalışıyorum. Şu kıyafeti ucuz hale getirelim yani. Kıyafeti daha ucuz hale getirmeye çalışalım. Diğeri pahalı olsun ya. Yani düşük sınıfın yararlanması daha da
işe yarar yani. Düşük sınıfın varlığının artması bizim için şu an daha iyi yani. Üst niteliklere geçeceği için. Benimseme de şu an atanan bürokratlar kanunu. %71 başarı şansı var. Bakacağız yani, onu da geçirmeye çalışıyoruz. Hayat standartlarında düşüş var. Yani yapacağız işte. Kuruyoruz işte, inşa ediyoruz yani, başka yapacak bir şey yok. Şimdi burada geliştirebileceğim bir şey var mı? Tütün plantasyonları yine çalışacak şey yok. Halkımızdan çalışacak birileri bulmak zor. Kağıt fabrikaları kuralım. Şöyle kazancı hangisi en çok getiriyorsa şu kağıt fabrikalarından bir kuralım. Atanan bürokratlar kanunu çıkartıldı. Şimdi ekonomik sistemi değiştirmemiz lazım. Şimdi bu kanunu değiştirmek için ya şu an bunlar erken. Toprağa dayalı vergilendirmenin değiştirilmesi istiyoruz aslında. Yani güçlerini bayağı bir azalttık yerel yöneticilerin. Daha da azaltmaya çalışacağız. Şimdi bizden ne istiyordu? Ekonomik sistemi değiştirmemizi istiyor. Ekonomik sistemi değiştireceğiz. Ekonomik sistemi değiştirmek için serfliği de değiştirmemiz gerekmekte. Kiracı çiftçilere geçersek isyan edecekler. Şu başlarındakini değiştirebilsek aslında. Şu an pasifist var. Jingoist getirmeye çalışsak ancak ülkede bir isyana sebebiyet verecek bu. Otokrasiyi değiştirip kuvvetler ayrılığını değiştirip statüye dayalı oy hakkına geçersek, varlığa dayalı oy hakkına geçersek, mülke dayalı oy hakkına geçersek böylece aristokratların gücü %50 şu an. Yine %50 oluyor ama yine de biraz güçlerini kaybedebilirler. Kapitalistlere de güç gidiyor. Din adamlarına güç gidiyor. Subaylara güç gidiyor. Bunu geçirmemiz mümkün değil şu an. İsyan var. Şu kanunu bir geçirmeye çalışalım. Genel yönetim sistemine, demokrasiye doğru, liberal bir görüşe doğru atılmış bir adım yapacağız. Devlet yönetim binalarına ihtiyaç var. Bayağı bir ihtiyaç var.
İşte bir adet buraya basalım, bir adet buraya, bir adet buraya, bir adet buraya, bir adet buraya. Şunları daha çabuk doldurmaya çalışın. Teknoloji olarak ne araştırıyor? Kurmay sınıfını araştırıyor şu an. Tamam. Onlar da araştırılmaya devam. Avusturya ile yakın olduk. İngilizlerle barışçıl. Fransa ile düzeltmeye çalışıyoruz. Bu şekilde gidecek. Bürokrasi puanlarında çok büyük bir harcama var. Bir dahaki bölümden devam etmek ümidiyle.